Öyle olmayın bir de dedik ama. Şimdi geçiyor. Yaş 45'e kadar dolu var ya. Evde 28 yılında sonra kazanır ve kaybederek önemli değil de o kadar fazla. O zaman sizlerin arasında olmak. Baktım ki yaklaşık 7-8 tanesini çok benzer usulü kullandığımı gerçekten sevdim. Yani dedim ki gerçekten çünkü yola çıkardığında dedik, genç yüz dedik, yeni jenerasyon dedik, farklı düşünceler dedik ve baktım hemen örtüşmüş. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki ben yıllardır gözlemlerim doğru çıkmış demektir. Önce izin verirseniz kendimi çok kısa bir tanıtayım sizlere. Tanıdığım var, iş yaptığım arkadaşlarım var. Ama ilk kez gördüklerim de aranızda. Ben 1977'de Lefkoşa doğumluyum. Mimar müteahhitim. Hızlı çok kısa bahsedeyim. 14 yıl boyunca Gençlik Köyü, Kopsubo ve Çetinkaya'da lisanslı verim oynadım. 2001 yılından beri de Kıbrıs Türk ve Voleybol Federasyonu'nun lisanslı milli hakemiyim. Aynı hakem hocasıyım aynı zamanda ve şu anda da beğenilmedi hakem adayım. En son yönettiğim Azerbaycan milli maçından dolayı da bu ünvanı aldık ama maalesef Fakatice'nin tanınmadığından dolayı da bir engel olarak da karşımıza duruyor bu. 1993 yılında Kıbrıs Türk Belediyesi tiyatrosunda sahne aldım. 2012 yılında düzenlenen bütün kategorileri kapsayan hakemlerle ilgili yarışmada yılın hakemiyim. Seçildim. Ulusal Birlik Partisi'nin 4 dönemli yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Müteahhitlerin yönetim kurulu üyesiyim. Encümen'in üyesiyim. Mimar Odası'nın üyesiyim. Saran Elyons'un başkan yardımcısıyım. Bunların hiçbir kadrosu değil, hepsi aktif olaraktır. Yani birebir gidip görev aldığım, yollara çıktığım, toplantılara katıldığım, sivil toplum örgütlerimdir. Bu arada Küçük Kaymaklı Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesiyim. Sosyal tesisler sunuyorum. Mimar olduğum için, yönetim için. Finallara sen baktın. Bu arkasında geleceğine ben çok güvendim ama en azından görev gene elinden kabul ettik. Size kendini tanıdayım. Benim yolda çıkarken en büyük gururum diyeyim size veya bilgi birikimim diyeyim. Diğer adayların söylemlerinden daha farklı olarak olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi müteahhitler her ne kadar da sanayi odasına ve işte onlara üye olmasak da en büyük sanayicilerden bir tanesiyiz. Sanayi odasına toplam kayıtlı 60 kusur örgüt vardır. Yani yan sektör vardır. Müteahhitler bunların 42'siyle doğrudan çalışmaktadır. Bunların içinde neler vardır? Mermer üreticileri vardır. PVC, alüminyum cam üreticileri vardır. Ahşap vardır, boya vardır, çimento, betona gider. Birçok yani 42 sektörü ben 99'da mimarlık fakültesinden mezun oldum. 2004'ten beri de kendi mimarlık ve inşaat ofisimi kurdum. 2004'ten bu yana da bu bağlı olduğu 42 sektörde de birebir temastayım. Çünkü bütün anlaşmalarımı, bütün şeylerimi, görüşmelerimi yapan bir şirkette birebir verim. Ve bunları harmanladıktan sonra kendime bir seçim bildirgesi, kendimin güzel seçim bildirgesi hazırladım. Bunu da bağlı olduğum Ulusal Birlik Partisi'ne sundum. Yani benim görüş manifestomu hazırladım, seçim bildirgesi hazırladığını dönemde. Ben bunu sundum kendilerine. Tabii ki benim söylemlerimle manifesto arasında biraz farkındalıklar var. Ama ben açıkçası şunlara anlam vereyim. Özellikle işsizlikle başladım. Eğer özel sektörün kalkınması ile işsizliğin azalacağına inanan biriyim. Beyin gücünün azalacağına inanan biriyim. Çünkü birebir ben de Çin'de. 99 yılında Mimarlık Fakültesi'nde mezun oldum. Daha Avustralya Hükümeti'ne açmış olduğu sınavlara katıldım. Çünkü bizim dönemde mimarlık iç mi dış mı diye bir soru vardı. Sanki iç sıra dış sıra gibi. İç mimarı mı dış mimarı mı? Bir iç mimarı da normal mimarlık vardı. Dışı yoktu o için ama öyle yani halkın mimarlığa bakış açısı maalesef buydu. Dış mimarlık. Nasıl bir şeyse ben de tam çözemedim ama. Sınavlara katıldım ve İngilizce ve mesleki yetebildi. Geçtim. Eve geldim. Dedim ki hani dedim ben Avustralya'ya gidiyorum. İşte evraklar istendi. İşte pasaportlar istendi. Tabi bildiğiniz gibi Kıbrıs halkının yapısı aman oğlum nereye gidiyorum? Bir sene uğraştık. Biz sensiz ne yaparız? Caydırdılar. Ve ondan sonraki süreçte de burada kaldım. Burada kendi işimi kurdum. 2003 yılında yine iktidardayken bağımlı olduğum siyasi parti mimar olmama sebebiyle bana teklif de oldu. Şehir planlama yerleşiminde memur olmak istemiştim. Ben yapı itibariyle memurluğu çok yanlış anlarsın beni kamu görevlileri ama memurluğu çok sevmediysem değilim. 8-5 çalışacak bir insan oluyordum. Benim eve saat 8-9'dan önce gitmem. Çünkü bir anda saydığım sivil toplum örgütlerim var. Hepsinden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir taban oluşturmaya çalışıyorum.
Bundan dolayı da özel sektörü tercih ettim. Bilmiyorum, işte televizyon programlarına denk gelen arkadaşlarımız varsa bilmiyorum aramızda. En azından da genç insanlardan %85 diyeyim. Yani onun maddenizin hemen 8 tanesi ve 7 tanesi ötüştü çünkü ben söylemiyorum. Aynı görüşsüz olduğum için gerçekten mutlu oldum. Bu arada birçoğunuzdan çalışmalarını ben yakından takip ederim. Birçoğunuzu da tanıyorum zaten. Tabi burada sana bir basit bir kadar iş adamlarımız var, ticaret odası var, sanayi odası var. Yani aşamalar var ama ben de sanayi odası var. Birebir görüştüm. Diğer sivil toplumlarla da birebir görüştüm kendileriyle. Çoğu yerde partisel olarak gidilmek istedim. Hayır, ben partisel olarak değil, ben tek olarak gitmek istedim. Çünkü kendimi ifade etmek istiyorum. Kendimi neler yapmak istediklerimi söylemek istiyorum. Ve en önemlisi, gerçi 4-5 yaş, 5-6 yaş dediğimiz ama yani bakıldığında Ulusal Birlik Partisi'ndeki yapmışlarken en genç aday benim. Demek ki bazı şeyleri kırabiliyoruz, bazı şeyleri, söylemleri yukarıya çıkartabiliyoruz. Bildiğiniz gibi Ulusal Birlik Partisi, şimdi ben kendi öz eleştirimi de yapacağım. Çünkü kimse kendi öz eleştirisini yapmazsa gerçeğe ulaşamaz. Partimde bildiğiniz gibi gençleşmede ciddi bir sıkıntı var. Ama güzel yanına ben 2004 yılında Refkoşa ilçesine seçilip yönetime girdiğimde ben bunu her yerde öğrendim. Yaş ortalaması 58. İlk yıl 2013, yaş ortalaması 42. İlk girdiğimde hiç unutmam bir fikir vardı. İşte bir fikrimizi söylemek istedim. Siz çocuksunuz, siz gençsiniz, anlamazsınız da. Ama şu anda ben ilçenin de as başkanı yönetim. Yani demek ki bazı kabukları aşmışız. Artık gençlerin de bazı yerlerinde, genç düşüncelerin. Yani gençlerde doğum tarih olarak bahsetmiyorum. Düşünce olarak genç nitelendirdim, benim olurum. Her zaman bazı kapıları açmışız ve bazı yerlere de çıkmaya talibiz artık. Yani ülke yönetimine söz sahibi olmaya da talibiz. Bu yürüdüğümüz yolda da siz meslektaşlarım diyeyim artık. Çünkü birçoğunuzla ortak çalışmalarımız olacak. Veya olmuştur da, iş sektörü var. Yardımlarınızı ve destekleriniz de yeni görüşlerinde yukarıya çıkartacağımıza emin olun. Tekrar ben teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tabi aslında bu seçimlerde ilginç bir durum var. Birçok milletvekili adayı bireysel olarak randevu talep ettiğinden. Bu da tabi karmanın çok olacağına dair bir beklenti var sanırım. Ve karma belirleyecek birçok. Birçok karma var, doğru. Şimdi bu karmanın çok olması ben bireysel olarak biraz da sevindirici bulurum aslında. Neden? Genç adayların çoğuna baktığımda partilerde geçen gün böyle bir göz gezdirdim. Çoğu alt sıralarda yer aldı. Şu veya bu sebeplerden. Yani bunlardan bir tanesi de sizseniz 13 gibi sıradan. Ve genelde de partilerde benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir eğilim var. Mühür vurup ilk 8 adaya oy verdiği gibi bir hava var. Hava var veya geçmişten gelen bir alışkanlık. Ve hedef gösterilir. Bunlar olsa çok daha iyi olur diye bir imaj var. Doğru. Var. Yani ama tabii bu seçimlerde bence o çok fazla etkili olmayacak diye düşünüyorum. Ki etkili olmaması daha iyi. Yani gerçekten daha nitelikli insanların çıkması açısından bu sevindiricidir. Ki ben şahsen şunu düşünüyorum. Parti programlarından çok kişilerin, hangi kişilerin seçildiği noktası önemlidir. Çünkü bundan sonraki dönemde sistemi, bunun içinde seçim sistemi de var. Diğer birçok reformlar. Bunları yapacak olanlar gene insanlardır. Yani partiler programlarına bir şeyleri yazarlar, öyle böyle ama en sonunda onu uygulayacak olan insanlardır. Ki yazılı metinler bizim ülkemizde çok da etkili değil. Yani geçmiş dönemlerdeki hükümet programlarına baktığımızda ki meclisten yasa olarak geçer. Okuduğumuzda yani ben GİAD Başkanı olarak altına imza atabilirim yazanlara. Dikkat edin bütün parti programlarında %85 birbirine şaplondur gibi de. Yani benzer çok benzer yönler var. Biraz ideolojik sebeplerden dolayı bazı ayrımlar var ama. %80 gibi bir şey gördüm. Evet. Yani işte sol bir parti ise özelleştirmeyi biraz daha yumuşak geçer. Veya işte özel sektörü daha yumuşak geçer. Sağ parti biraz daha farklı yapmış. Onun gibi ayrımlar var. Tabii biz de işte bir çalıştay yaptık bir ay önce.
Ve birçok görüş ortaya çıktı, sorunlarla ilgili. Sanırım 80 küsur tane değişik sorun çıktı ortaya. Siz bu konuda ne dediğini bize de çıkartıyorsunuz. Şimdi biz dedik ki 80 tane kaos olur. Yani 80 tane şeyle çıkmak. Ki buna benzer bir şey. Ticaret Odası yaptı. Sanırım 23 veya 27 tane madde çıktı şeyde. Gazetede. Tabii ki bunların hepsi sorundur. Yani ben o maddeler önemsizdir demiyorum ama bunların içinden bazıları daha iyi verilir, daha hayatlıdır, daha önemlidir bize göre. Onun için bunu biz ona indirgedik. Bunlara öneriler de oluşturduk. Ve bu 10 tanenin üstüne gitmekti hedefimiz. Ve bir amacı da bunun gelen adaylara işte bu konudaki görüşlerini sormak ve ona göre bir anlamda çerçeveyi çizmek. Ki işte 7-8 tanesinin de aynı noktada söyleyeyim. Bir de tabii seçimlerden hemen sonra bu maddelerin takipçisi olacağız ve üstüne gideceğiz. Ha, bugün canlı yayına bağladılar 3-4 kanalda benim bulunduğumla ilgili. Orada da söyledim. Yani GİAD olarak bunun 4-5 tanesini bile başarabilirsek büyük başarıdır. Yani 80 tane sorun var bir yerde durur. Yani kafamızda var ama keşke bunları bitirsek de kalan 70'e de konsantre olabilsek. Ki yani açık söylemek gerekirse 3 tanesini bile yapsak bir başarıdır ülkemizde. Çünkü sivil toplum örgütleri çok da fazla kale alınmıyor. Sıkıntı oluyor. Çünkü ben de birçoğuna üyeyim diye maalesef yani gerek bizim iktidarımızda gerekse bizim muhalefetimiz döneminde de aynı evet. Şeydeyim. Yani sonuçta ben bütün programlarımda veya bütün söylemlerimde her zaman ana madde olarak şunu söylüyorum ben. Artık 29 Temmuz'dan itibaren yapacağımız konuşuyor. 40 yıldır iktidarda olan muhalefet olan. 4 yılda da değişir. 4 yılda, 3,5 yılda, 4 yılda bir sürekli olarak bunlar değişir. Mesela ben birçok katıldığım birçok 5 siyasi partinin temsilcilere de ara programlarım. İlk programda baktım ki bize işte toplam 3 saatlik bir programda 5 aday işte 40 dakika gibi bir 3 periyotta toplamda 40 dakika bir süre düşecek. İlk tur geçti. Sadece tek yapılan şey işte çamura dizi kalsın. İşte o yolsuzluktur. Şudur budur. Dedim arkadaşlar çok özür dilerim ama bu halkın 1999'da artık bunu biliyor. Kimin ne yaptığını iyi biliyor. Tüm partileri son 40 yılda hepsini bir sepete koyuyor. Bizim de varsa hatamız, benim şahsı olarak da hatamla demem o sebebi var. Gelin bir müsaade olsun, bu programlarda artık kim ne yaptıydı, kim neyi çaldıydı, kim neyi dolandırdı diye konuşmayalım. Adaylara dikkat etsen televizyon programlarında. Gençler yani yeni adaylar, gençler yeni adaylar programlarda ayrıştırılır. Çünkü televizyon kanallarının da partilerden, partilerin basın bürosundan şöyle bir talep var. Güzel bir talep mümkün olarak eskileri yollamayın. Yeni de yollamayın. Gerçekten de öyle. Ciddi bir anlamda halkın tepkisi şudur, eğer biz aynı beni seçeceksek niçin seçime gidiyoruz diye de bir kanal. Ve ben yaklaşık 3 haftadır resmi, YSK tarafından resmi olarak 3 haftadır bir adayım. 3 haftadır işte atıyorum 2000 kişinin gelini sıktıysa. Partiye karşı bir tepki var. Bir de olsa bile değil, genel olarak bir tepki vardır. Halk bazı şeyleri henüz daha affedemez.